Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Nasıl yani, ben anlamadım. Bizi hatırlamıyor mu şu an? Ne yazık ki şu an için öyle. Hayır ya, olamaz öyle şey. Hani iki eli kanlı olsa da beni tanır. Değil mi madırım? En sevdiğin evladın Oğulcan. Yok. Bu tip kafa travmalarında çok sık olmasa da hafıza kaybı rastladığımız bir durum. Takip ve gözlem altında tutacağız. Kaza nasıl olmuş peki, bir bilginiz var mı? Kazayı görenlerin ifadesine göre Şengül Hanım bir kapkaççı saldırısına uğramış ve çantasını çaldırmış. Ayrıca çok şiddetli bir şekilde itilmiş ve kafasını çarpmış. Şerefsiz herifler. Peki yakalanmışlar mı? Yok maalesef. Ama hastane polisinden bilgisini alabilirsiniz. Sizinle şöyle bir konuşalım lütfen. Tabii, buyurun. Çok garip şey gördük. Ama bu açık ara birinci sırada. Şok oldum yemin ederim. Anne, tamam. Dokunma, dokunma. Sen bizi hatırlamıyor musun? Ben kızın Aybike. Bak oğlun Oğulcan. Az önce çıkan adam vardı ya, o babam benim. O senin kocan Orhan. Kuzenlerimiz Ömer, Asiye. Sana bir şey ifade etmiyor muyuz şu an? Şengül Hanım'ı her hafta görmek istiyorum, kontrollere gelecek. Ayrıca psikolog desteği ve düzenli olarak da terapilere katılması gerekiyor. Bu yüzden lütfen hastaneden çıkışınızı almadan önce psikiyatri kliniğine uğrayıp randevunuzu alın. Ha, hastanede kalmasına gerek yok yani. Yok, hayır. Bu tip durumlarda hastanın eski düzenine geri dönmesinin hatırlamasında yardımcı olduğunu gözlemliyoruz. Başka sormak istediğiniz bir şey var mıydı? Ya doktor hanım, ben aslında bir şey soracağım, biraz tuhaf olacak biliyorum ama. Şimdi siz karınız unuttu falan diyorsunuz, hatırlamıyor diyorsunuz ya, yani kesin mi bu? Yani üstünüze afiyet, benim karım uyanıktır. Biraz da kurnazdır. Bizim de bu aralar pek aramız iyi değildi. Acaba diyorum yani, arayı yumuşatmak için böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yani böyle bir şey yapabilir mi ya? Açıkçası biz yaptığımız tetkiklere istinaden somut bir şey bulamadık. Bu tip kafa travmalarında hafıza kaybı görmesi çok normal. Ayrıca ben şahsen şimdiye kadar yalan söyleyen bir hastaya hiç rastlamadım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktorum, sağ olun. Of. Tatlım, günaydın. Günaydın anneciğim. Okula mı çıkıyorsun? Evet, malum. Karneden önceki son düzlükteyiz. Ay aman, kazasız belasız şu dönem bir bitsin de üniversite yıllarına biraz daha yaklaşmış olalım. Olalım, olalım. Ya bir şey soracağım sana. Sen bu sabah Şengül Hanım'ı gördün mü hiç? Yok, neden ki? Allah Allah. Ya kahvaltılık alışverişine diye çıktı. Bu saat oldu hala dönmedi. Arıyorum, cevap da vermiyor. Nerede ki bu kadın ya? Neyse neyse, sen geç kalma hadi. Hı. Hadi. Canım. Dikkat et kendine. Tamam canım. Hadi iyi dersler. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz.
Allah Allah ya. Nerede kaldı ki bu kadın şimdi? Hayırdır oğlum? Asiye'yi mi özledin? Bugün fotoğraf sunumu var ya, hangisini seçsem diye bakıyordum. Anlıyorum. Bakayım. Hiç beğenmedim. Niye? Bence çok güzel yani. Işığı çok güzel. Fotoğrafın derinliği de var. Asiye de güzel poz vermiş. Verememiş. Anlamadım. Oğlum benim çektiğim fotoğraflarda Asiye daha bir güzel bakıyor. Niye? Çünkü ben onun sevgilisiyim. Şimdi sen onun arkadaşı olduğun için aynı olmaz yani, anladın mı? Dur bak ben göstereyim sana çektiklerimi. Aşık aşık bakmış, görüyor musun? Gerçi bunları ayrılmadan önce çekmiştim ama... Neyse işte benim çektiklerim daha güzel. Ya olabilir. Doğrudur. İyi. O zaman bakmaya devam etmeyeceksen... Hadi çıkalım ufaktan. Sen pek beğenmedin Nurukçum ama ben de çok güzel bakmış. Ya çocuklar, vallahi iyicene geç kaldınız okula. Hadi siz buradan dönün ya, biz bundan sonrasını hallederiz. Yok ya Fadırım, olur mu öyle şey? Ya biz de eve gelelim, bir Madırım'ı doğal ortamında bir görelim. Değil mi kuzi? Olur. Madırım. Sen şimdi hiçbir şey hatırlamıyor musun ya? He? Dükkan, mükkan falan, fırın. Ağaçlar, kaldırım, hiç mi yok? Oğlum çok zorlama, bildiğini unutturacaksın kadına şimdi. He oğlum ya, tamam yeter, gitme kadının üstüne, tamam. Belki eve gidince hatırlarsın anne. Zaten az kaldı, geldik hemen. Evet, çok iyi bildiği bir yere götürmek yardımcı olabilir. Filmlerde falan öyle oluyor ya. Neyse ya, neyse. Niye durdunuz? Hadi, hadi yürüyün. Hah. Bak bakalım, neresi burası? Neresi? Anne bizim evimiz işte, burayı da mı hatırlamadın? Hiç mi? Hiç. Azıcık bile mi? Tamam neyse, hadi geçelim içeri. Geç Şengül, geç, geç. Senin evin ya, yabancı yer değil, yürü. İşte burası da bizim evimiz. Yıllardır beraber yaşadığımız yer. Ne güzel çiçeklermiş onlar. Hanginizin? Hatırladı galiba. Madırım senin çiçeklerin. Aha, bak burası da bizim eski kümes. Şimdi burada Ömerler yaşıyor. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Niye? Anaları babaları ölünce sen öyle istedin vallahi.
Onlar eve girerse ben çeker giderim dedim. Biz de o zamanlar öyle bir çözüm bulduyduk. Neyse içeri girelim, belki hatırlamana yardımcı olur. Amca. Ne oldu, ne düşünüyorsun? O kadar çok şey düşünüyorum ki vallahi beynim ters döndü. Dök içini, rahatla Fadır'ım. Acaba bizi kandırıyor mu bu ya? Yok ya, olur mu öyle şey? Hayır ya, hayır ya. Vallahi olmaz öyle şey ya. Sağlıklı bir insan böyle bir şey yapamaz. Oğlum sen anam bir süredir niye bu evde yok? Hatırlamıyorsun galiba ya. Senin anan sağlıklı düşünen bir kadın mı? Yani yengemden bahsediyoruz. Yapmaz diyemem amca. Ya yapmaya kaldım yapar da işte koskucu doktoru kandırabilir mi? O var. Abartıyorsunuz. Vallahi abartıyorsunuz ya. Ya Madırım gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor. Ya ben oğluyum, hissederim, anlarım. Vallahi artık ne düşüneceğimi bilmiyorum ben. Benim kafa gitti. Hadi. Hatırlamıyorum. Hiçbirinizi tanımıyorum. Hem ben nereden bileceğim? Belki beni kandırıyorsunuz. Ha, getirdiniz, burası senin evin dediniz. Ne bileyim ben bunun gerçek olduğunu. Madırım, olur mu öyle saçma sapan şey ya? Aybike, Oğulcan. Ha, burası da senin evin. Hatırlamıyorum. Neden bileceğim ben bunun doğru olduğunu? Anne böyle deme. Bak gerçekten çok üzülüyorum. Ya yenge, bak, bak bu sensin. Bu senin çocukların, bu da amcam. Bak pikniğe gitmişsiniz. Anne, 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 anne. Bak, bu da babamın doğum günü. Bak şurada bizim bahçede kutlamıştır. Çocuklar, hadi bak içeri girelim dediniz, girdik. Hadi bundan sonrası bende. Hadi okula. Amca istiyorsan kalalım. Okulda son günler zaten, bir şey yapmıyorsun. Yok yavrum yok, siz düzeninizden olmayın ya. Yapılacak bir şey yok zaten, görmüyorsunuz. Siz nereye gidiyorsunuz? Okula. Kalalım mı? Ha yok yok, benim için rahatsız olmayın siz lütfen. Aybike, hadi kızım hadi. Hadi yavrum. Ben şimdi Sabahat'ı ararım. Emel'i de alır gelir, burada beraber otururuz. Amca sen işe gitmiyor musun? Yok kızım yok. Arayıp izin isteyeceğim ya. Bu halde nasıl yedim kızım, baksana. Amca bir şeye ihtiyaç olursa ara hemen. Ha. Ararım oğlum, ararım hadi. Madırım bak, hatırlıyorsa hatırla artık ya. Vallahi bak iyice ben gıcıklaşmaya başladım. Biz gidiyoruz şimdi. Dönene kadar bizi hatırla, tamam? Sen zorlama tabii kendini ama hatırlarsan iyi olur diyor yani abim. Hoşça kalın, görüşürüz o zaman. Hadi selametle, hadi. Beni hatırlamıyor. Haydi. Beni, beni. Haydi. Ha, nasıl hatırlamazsın beni? Haydi. Olur canım. Ne? Kimmiş o kıvırcık?
Günaydın. Ben de sana bakınıyordum şimdi. Ben de işte eşyalarımı falan içeriye koydum. Biz dün gece her şeyi konuştuk, hallettik değil mi? Yani hiç problemimiz kalmadı. Evet. Konuştuk, hallettik. Son kararın. Yani her şeyi çözdük. Gitme fikri falan hepsini çıkardın aklından. Netiz. Netiz. Yani konuştuk, hallettik. O evde de kalmaya devam edeceğim. Güzel o zaman. O zaman çıkışta bir şeyler yapmaya falan ne dersin? Yani belki ikimize de iyi gelir. Yani dün o gerginlikten sonra ben pek uyuyamadım. O yüzden bugün biraz dinlensem iyi olur. Yani başka zaman yaparız plan. Bakarız ama ya yine de. Hı? Ne dersin? Yani belki o saate kadar kendini toparlarsın falan. Olur. Bakarız. İyi dersler o zaman sana. Teşekkürler o zaman sana da. Akıllı kız. Benim ödev sunumum falan vardı da hani belki şans öpücüğü olur benim için de diye düşündüm. O yüzden öptüm yani. Neyse. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bundan sonra görelim bakalım kim daha zeki, kim daha güçlü. Esas oyun şimdi başlıyor. Vay, 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 vay. Bu ne güzellik. Suzancığım, kovulmak yaramış maşallah. Alev atıyorsun. Çekilir misin önümden Akif? Bak hallere bak, bak, bak. Sen hayırdır ya? Senin ne işin? Ha tabii alışkanlık değil mi? Ha Suzan? Patron karısı olarak girdiğin şirkette asistan oldun. Ondan da kovuldun ama işte ayaklar alışmış hala geliyor. Hadi canım hadi hayra kaç, hadi güle güle hadi. Ağzımı açmıyorsam seni adam yerine koymadığındandır. Allah Allah. Ben ne yaptım ki? Ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım ben. Sen bu şirkete ihanet ettin. Neticesinde de kovuldun. Bu kadar sonucuna katlanacaksın. Öyle mi? Öyle. Bana bak Akif. Belki ispatlayamam. Ama bana kumpas kuranlardan birinin sen olduğunu gayet iyi biliyorum. Belki bu seferlik paçayı sıyırmış olabilirsin. Ama böyle bir durum bir daha asla yaşanmayacak. Bundan sonra bir yerden ateş çıkarsa orada yanan sen olacaksın. Bak laflara bak bak. Bak sen şu laflara bak sen Suzan Hanım'a bak sen bak. Şşş.
Sen Resul'le geze geze iyice patronculuk oynamaya başladın ama unutma ki Suzan Manyaslı senin boyun Akif Atakul'la uğraşacak kadar uzamadı daha. Anladın? Belki patronun olmam. Ama ona çok yakın biri olabilirim. O uyar mı? Ne var be? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Tikli. Suzan Özkaya oğlu elindeki her şeyi teker teker almaktan bahsediyorum. Bunu anlamayacak hiçbir şey. Döneceğim. Ay can çocuğun Özkaya mı olacak? Ay inanamıyorum, sen delirdin. Sen vallahi kafayı yedin artık ya. Ya Resul seni buradan kovdu. Adam senden nefret ediyor. Sen neden bahsediyorsun? Ne evlenmesinden bahsediyorsun sen ya? Sen... Günaydın Resul Bey. Günaydın. Ben de tam Akif'e işe dönüşümü müjdeliyordum. Çok sevindi sağ olsun. Benden daha fazla sevinmiş olamaz ama. Ne oluyor ya? Ortak sen ne yapıyorsun ya? Bu kadın şirketimize ihanet etti. Sen de kovdun. Şimdi ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bize ihanet eden Suzan değilmiş Akif'ciğim. Suzan'ın taklidini yapan Ayla'ymış. Ama. Neyse ki yakın zamanda fark ettik de Suzan da özrümü kabul etti. Araya fazla zaman girmeden yolumuza devam ediyoruz. Seni tekrar aramıza görmekten çok mutluyuz Suzan'cığım. Ve her zamanki gibi çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Artık gidelim mi? Belki öncesinde kahvaltı falan yaparız. Ah, süper düşündün. Görüşürüz Akif'ciğim. Ne oldu şimdi ya? Ne oluyor bunlar bizim kumpasımıza nasıl uyandı ya? Hay bir de bizi uzaklaştırmaya çalıştıkça daha da yaklaşıyorlar, delireceğim. Her zamankinden güzelsin Suzan'cığım. Ama ben çok iyi düşünüyorum Resul. Mik saçmalısın. Delireceğim ya. Şu okula macerası geleceğimiz bir gün olacak mı? Bak gerçekten çok merak ediyorum ha. Hani tek derdimizin böyle kimya form... Bu da büyük dert ya. Hani ama tek derdimizin bu olacağı bir gün olacak mı ya? Bence olmayacak gibi ama. Artı bir. Sisterim, seni çok iyi niyetli gördüm. Senden de yok mu bir artı bir? Yok, benim aklıma başka bir şey takıldı. Şimdi annem teyzemde kalıyorsa teyzemin nerede bu kadın diye meraktan ölmüş olması gerekmiyor mu şu an? Doğru diyorsun ha. Her yerde yengemi arıyordur şimdi. Yengemin telefonu kapalıysa ulaşamazdı. Evet, kapalıydı. Açmak da hiç aklıma gelmedi ki. Alo teyze, nasılsın? İyiyiz Aybikeciğim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ben şey için aradım. Anneme ulaşamayınca meraktan ölmüşsündür diye aradım. He, yok aramadıydım. Dün geldi, bizde kalmak istedi ama... biz de eniştenin memleketine yola çıkacaktık. Ha, siz İstanbul'da değilsiniz yani. Yok, eniştenin memlekete geldik. Peki annen iyi mi? Bir şey mi oldu yoksa? İyi ya, ben kafam karıştı ya. Tamam, hadi öptüm, bay bay. Teyzem İstanbul'da değilmiş ki. Annem onda kalmıyordu yani. E nerede kalıyordu ki o zaman? Nerede kalıyorken kaza geçirdi? Bilmiyorum. Bence o da bilmiyor. Ya da hatırlamıyor. Tamam, moral bozmayın ya. Elbet hatırlayacak yengem. Hep böyle kalacak hali yok ki. İnşallah. Tamam neyse, sınıfa gidelim hadi. Okuldayken de geç kalmayalım derse. Çok kısa bir işim var, hemen geliyorum. Tamam, sorun yok, bekliyorum. Ah, baba gelmiş. Resul hoş geldin. Bu ne güzel bir sürpriz. Bak, yeni sahiplendim. Oğlumuz Vito. Bak bu da baba. Merhaba de. İyi yapmışsın Ayla. 40 yılda bir ilk defa iyi bir şey yapmışsın. Ama beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey hala imzalamamış olduğum protokol.
Ben sana imzalamayacağımı söylemiştim Resul. Hayır, niye bu kadar ısrar ediyorsun hiç anlamıyorum. İmzalayacaksın. Yoksa seni ihaleye fesat karıştırmaktan savcılığa verir tutuklatırım. Ne diyorsun sen ya? Ne ihalesi? Anlamıyorum. Suzan kimliğiyle beni sattığın ihale. Ama ne yazık ki masken düştü. Evet, evet. Bu hanımdı. Dediğim gibi bana adının Suzan olduğunu ve Resul Özkan'ın asistanı olduğunu söyledi. Bu kanıtlar seni içeride tutmaya yeterli, emin ol. Bu iş artık burada bitsin Ayla. Yarına kadar imzalamış ol. Hadi bakalım. Ya biliyorum müdür bey, biliyorum. Önceden haber vermem gerekirdi ama işte yani terslikler üst üste geldi. Ne yapayım yani? Şimdi de karım kaza geçirdi. Yani onu tek başına evde bırakabilecek bir durumda değilim ki. Amca senin mazeretlerinden sıkıldık ama ya. Bu kaçıncı? Ya tamam bak, haklısın diyorum ya. Tamam haklısın. Özür dilerim, olmayacak bir daha. Sen en iyisi karının yanında kal. Gelme bugün. Hatta böyle de devam et. Ne? Nasıl yani o... Bir dakika, yani beni işten çıkarıyor musunuz yoksa? Ha? Alo? Alo? Of, hay hatırlamıyor yoksa yalandan böyle yapıyor? Gerçekten hatırlamıyor kuzum. Bu sefer esasen hatırlamıyor. Kuzum, sen içeri televizyon izlesene. Tamam. Şengül, sen esasen hiçbir şey hatırlamıyor mu bacım? Vallahi zorluyorum, zorluyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni de mi? Niye küstüğümüzü falan? Küsmedik biz. He ya, küstük. Sadece benle de değil. Bütün ev halkı, mahalle küstü seninle. Niye ki, ben kötü bir şey mi yaptım? Hem de ne kötü bir şey. Bence sen hatırlamamak da doğru yapıyorsun bacım. Hatta sen hiçbir şey hatırlama bence. Şöyle gel, otur otur, anlat ne yapmışım. İçerideki küçük kız var ya, Emel. Yeğenimmiş o benim. Çok tatlı bir şeye benziyor. He ya, öyledir. Onu sattın sen. Ne? Ben nasıl böyle bir şey yaparım? Niye? Vallahi manyağın birine verdin. Hem de abisinin ablasından izinsiz verdin bacım. Ha, niye ki? Vallahi biz de öyle söyledik sana ama... işte oğlumu hapisten kurtaracağım, kurtaracağım diye bir şeyler sıraladın. O vakitte de kocan seni kovdu mu evden? Ha, ondan sonra da senin bu kaza oldu işte. Ben nasıl bu kadar adi, bu kadar şerefsiz bir kadın olabilirim? Günaydın sevgilim. Bugün nasılsın bakayım? İyi değilim Berk. Sabah hastaneden aradılar. Anneniz kaza geçirdi diye hastaneye çağırdılar. Ne? Kapkaççı saldırısına uğramış. Kafasını yere çarpınca da şu an hafızası gitti. Ne diyorsun sen Aybike? Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı bu? Hayır, keşke öyle olsa. Hadi ya. Çok üzüldüm. Umarım bir an önce toparlar. Umarım. Bir şey daha var. Hı. Teyzemde kalıyor sanıyorduk ya. Orada kalmıyormuş.
Yani kadın neredeydi, ne yapıyordu, kimde kalıyordu, kimse bir şey bilmiyor şu an. Berkçim, Şengül Hanım bir süre bizde kalacak. Misafirimiz olacak. Misafirimiz mi? Kurban olayım, ne olursun Aybike duymasın. Neyse ya, böyle işte. Sen ne yaptın, ödevi hazırladın mı? Hazırladım, hazırladım. Yani dolaptaydı hatta, gidip alayım geleyim ben. Söyle benim oğlum, güzel oğlum benim. Şu hayatta sahip olduğum tek şey. Söyle anneciğim, söyle. Şengül Hanım evine dönmüş. Merak etme diye haber vermek istedim. Öyle mi? Çok güzel dönmüş demek. Bir aile daha kurtuldu desene. Sevenler ayrılmadı ha. Çok güzel. Anne sen iyi misin? İyiyim oğlum. Gayet iyiyim. İyi tamam. Benim derse girmem lazım. Konuşuruz sonra. Tamam oğlum. İyiyim. İyi, mutlu ve yalnız bir kadın. O kadar yalnızım ki. Ve üstüne üstlük bir de zavallıyım. Abim ne istedin? Kolay gelsin. Bunlar niye ayrılmış ya? Onlar ikinci kalite abi. Ya millet burun falan kıvırıyor. İşte bunlar ezik falan diyor. Ben de onları oraya koyuyorum. Yani daha ucuz değil mi? Ya daha ucuz. Yani aynı malın şekilsizi. Ama ucuz. Bir poşet alayım mı ya? Buyurun. Ha. Şöyle bir tartar mısın sen bana bak. Burası 38 oldu abi. Bunları çıkartırsak ne olur peki? Bunları çıkarırsak 28 olur. Böyle oldu mu? Olur olur abi. Allah kolaylık versin. Sağ olasın, kolay gelsin. Ya bunu yaptığına inanamıyorum ya. Tamam biliyorduk psikopat miskopat ama bu bambaşka bir şey. Yani kafayı yemiş ya. Ya yemin ederim ben hala şokum. Hani benim aklım almıyor ya. Kapıyı kilitlemek falan böyle bir şey nasıl yapabilir? Benim de aklım almıyor vallahi. Ama yani sizi dinlemediğim için çok üzgünüm. Şimdi bırak üzgünüm üzgünü. Dediğim gibi zil çalınca malzeme odasında tamam. Tamam. Ya ben sizi de böyle zor durumda bırakıyorum ama gerçekten gidecek hiçbir yerim yok. Ya yok Cemre, bizi zor durumda falan bırakmıyorsun. Biz yardım edeceğiz tabii ki sana. Tolga geliyor. Lütfen gülümseyin, hiçbir şey çaktırmayalım. Çaylarınız? Kolay gelsin Cemile. Teşekkürler. Ne oldu? Ne konuşuyordunuz siz? Hiç. Öyle havadan sudan işte çay verdim. Öyle. Anladım. Zaten anlatacak çok da fazla bir şey yok değil mi? Evet evet, geçti hepsi. Güzel. Peki o zaman biz ne yapıyoruz?
Çıkışta bir şeyler yapıyor muyuz? Yani nasıl hissediyorsun kendini? İstiyor musun bir şeyler yapmak? Yani Tolga, açıkçası ben biraz yani yorgun hissediyorum da kendimi. Eve gidip dinleneyim. Başka zaman yapsak? Tamam. Başka zaman yapalım. Sen nasıl istersen. Sen dinlen. O zaman ben okul çıkışı bırakırım seni. Tamam. İyi, güzel. O zaman madem şimdi senin yanındayım, eğer senin de iznin olursa Cem'le manzaralı bir kahveni içerim. Tamam. Selam. Selam. Ya sen bir ara iş falan arıyordun yani, ben öyle bir şey duymuştum da. O durum devam mı? Yani devam. Benim bir arkadaşımın oto yıkamacısı var da, ya tesadüfen öyle eleman aradıklarını duydum. Ya sen de eğer istersen, yani düşünürsen seni önerebilirim. Düşünür tabii ya. Niye düşünmesin? Olur tabii. Söyleyebilirsin. Süper o zaman. Ya biz tamamen okeysek ben çıkışta hatta bırakayım seni oto yıkamacıya. Tamam, olur. Teşekkürler size. Ne demek ya, biz arkadaşız sonuçta. O zaman görüşürüz sonra. Görüşürüz. O değil de ben düşündüm de sizden olur. Yani yakışıyorsunuz ha. Olsak olurdu da. Kısmet. Madem bugün birbirinizden uzak duracaksınız, burada bir yerde saklı bir hazine var. Kız. Ha, Şengül, salçayı nereye koyduydun ki acaba? Ve hazinenin yeri... Buldum, buldum. Bakalım önce hanginiz bulacak? İnanmıyorum. Bu bir hazine haritası. Harifanın üstünde notlar var. Semen'den korkuyorum değil mi? Ben bu hazineyi bulurum. Ben seni kardeşlerimden ayırmışım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Beni affet Emel. Ne olursun beni affet. Ahan da yakaladım seni. Bak yemin ediyorum, vallahi da billahi da yakaladım. Hani hiçbir şey hatırlamıyordun lan sen? He? Hani hiçbir şey hatırlamıyordun? Madem hatırlamıyorsun, ne diye çocuktan özür diliyorsun ya? Ya bıktım ben senden kadın. Vallahi billahi ben senin yalanından, dolanından, dalgandan, dümeninden bıktım, usandım ya. Dur Orhan abi, hele bir dur. Ben anlatacağım sana her şeyi. Ben anlattım ne ettiğini. Yok, hiçbir şey hatırlamıyor. Öyle bütün gün boş boş bakınıp durdu. Ben inandım vallahi. Haksızlık ettin sen şimdi. Korkuttun bak kadını. Yengem nereye gidiyor? Şengül! 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 Ya bir dur Şengül! Şengül! Bir dur, kurban olayım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Bir dur. Madem bana hiç inanmıyorsunuz, madem benden bu kadar nefret ediyorsunuz, niye hala peşimden koşup geliyorsunuz? Ya tamam, tamam. Affedersin ya. Yanlış anlamışım ben seni. Affedersin. Kızma. Kızarım. Bakın size bir şey diyeyim. Ben sizden hiç hoşlanmadım. Bence siz hiç iyi biri değilsiniz. Allah Allah. Niyeymiş o? Öyle tabii. Ben niye, niçin yaptığımı bilmiyorum ki. Böyle kuş gibi ortada kalıvermişim. İki tane kazık gibi çocuk çıkmış bana diyor ki, ya sen bizim anamızsın. Ben o kadar yaşlı mıyım? Sonra sen de böyle kaşlarını çatıp çatıp bana bakıyorsun, kızıyorsun, bağırıyorsun. Ben ne yapacağımı şaşırıyorum vallahi. Sonra o sabah denen kadın anlattı. Meğer ben ne kadar kötü bir insanmışım, ne kadar kötü bir kadınmışım. Hani hatırlasam bir dert, hatırlamasam bir dert, hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Siz de ama biraz halden anlayınız lütfen, rica ediyorum. Bak tam şimdi eski Şengül'e döndün ha. O da böyle sinirlendiği zaman sayar döker dururdu üst üste. Ama ne kadar güzel. Siz hiç yabancılık çekmiyorsunuzdur. Ha, çekmiyorum, çekmiyorum. Hadi gidelim eve. Hadi gel. Ya tamam, tamam da özür diledim ya. Affedersin, tamam. Gel. Hadi eve gidelim. Tamam, dokunmayınız. Ben yürüyeceğim. Çok güzel ya. Vallahi bak. Dünyanın 8. harikası ya. Şu güzelliğe bak.
Canım benim. Şimdiden harikanı çektiği fotoğraflara bakalım o halde. Tabii ki hocam. 8. harika. Ve Oğulcan adlı fotoğraflarımız. Elinize sağlık çocuklar. Kaan, bunlar da senin karelerin sanırım. Evet hocam, benim karelerim. Bu da Kaan'ın 9. harikası herhalde. Ne saçmalıyorsun durum? Benim çektiklerim daha güzeldi. Aa, gerçi sen onları da çöpe tıkmışsındır da kesin. Gerçekten çok iyi kareler yakalamışsın Kaan'cığım. Sağ olun hocam. Ben de beğendim hocam. Ya hocam, modelim iyiydi benim. Yani çalışması çok kolaydı onunla. Tabii hocam, tabii. Ben de şahidim. Bayağı böyle ha ha ha, hi 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 gülerek, eğlenerek çekildi bu fotoğrafların hepsi. Oldukça keyifli görünüyor. Evet. İyi bir iş çıkarmışsınız. Bu çok güzelmiş, bunu çok beğendim. Ben de. Kaan bak, bu fotoğrafı net istiyorum. Bence benim en güzel pozum. Hadi gel şimdi. Şimdi komik poz veriyoruz, tamam mı? Tamam. Hadi. 3, 2, 1. Evet. Şimdi korkmuş. Nasıl korkmuş? Öyle korkuyor gibi işte. Tamam, hadi gel. Tamam. Gel, say. 3, 2, 1. Şimdi? Şimdi üzgün olsun. Şimdi üzgün. Okey. Say. 3, 2, 1. Okey, çok güzel oldu. O zaman şimdi aşık. Aşık mı? Aşkı nasıl poz vereceğiz ki? 3, 2, 1. Doruk. Çok güzel olmuş. Yalnız baksana, ben nasıl yakışıklı çıkmışım ya fotoğraflarda. Ay Doruk, bu kadar da beğenemezsin kendini ya. Hayır ya, hayır. Bunu büyüklük yapmıyorum. Fotoğraflar başka. Bak. Yakışıklıyım. Çünkü çok mutluyum. Yani bunun seninle bir ilgisi var. Benimle bir ilgisi yok. Sanki sen yanımda olduğun için bir başka bakmış gözlerim. Baksana. Yalnız ben de sen yanımda olduğun için böyle ayrı bir güzel çıkmışım sanki. Öyle mi dersin? Ya bunlar bizim en güzel fotoğraflarımız herhalde. Güzel fotoğraflarını ne çabuk unutmuşsun Asiye Hanım. Unutana değil, unuturana bakmalı Doruk Bey. Bunun da suçlusu benim yani, öyle mi? Doruk, istersen bu tarafa bak. Sıradaki sunum sizin galiba. İyi çocuk, kötü çocuk çalışması hocam. Tek karelik dev bir anlatım. Çok düşünülmüş bir fotoğraf. Evet. Biraz kolaya mı kaçılmış sanki? Siz hiç merak etmeyin hocam. Benim ödevimde yeterince efor sarf edildi. İlerleyelim hocam. Evet hocam, bu ben. Herkesin çok iyi bildiği namı diğer kötü çocuk Tolga. Sen mi? İlerleyelim hocam. Evet, bu da yine hepimizin çok iyi bildiği, çok iyi tanıdığı, herkese kendini çok ama çok iyi gösteren iyi çocuğumuz Berk. Beyinsiz herif. Hastasın sen, biliyorsun değil mi? Merak etme kanki, seni de düşündüm. Bak. Gel lan buraya. Gel. Bırak! Ve yine herkesin çok iyi tanıdığı,
hepimizin çok ama çok iyi bildiği iyi çocuğumuz, tatlış çocuğumuz Doruk. O tatlış Doruk senin kafanı oraya sokup kırmadı ya. Ondan sendeki bu saçma özgüven. Sen bir deney istersene. Hala çok geç değil kanka. Şşt. Çocuklar, dersteyiz. Kendinize gelin lütfen. Ömer! Muammer'i yalvarırım, kurtarın beni. Bu da dünya iyisi oğulcanımız hocam. Çok severiz. Yok, yok yani. Herifin sataşmadan, millete bulaşmadan geçirebildiği ders süresi 2 ay fazla değil Ömer. Ruh hastası ya. Oğlum, asıl hasta olan ben miyim, siz misiniz? Bir iyi düşünün isterseniz. Hocam, sakın yanlış anlaşılmasın. Yoksa hepsi çok iyi çocuklar. Ya oğlum, gerçekten böyle insani bir yanın olduğunu düşünüyor musun ya, ha? Bak, elini vicdanına koy. Tabii varsa. De ki, ben iyi bir insanım. Ya bunu yapabileceğini düşünmüyorum ben ya. Bence sen de çok fazla konuşma Ömercik ya. Ben tutup da senin loserlığını resmedemediğim için buraya koymadım. Ay canım. Yoksa sen de bu kafayla ancak zavallı olursun. İyi falan değil yani. Tolga, yeter. Tabii hocam. Bu okulda tek bir zavallı var, o da sensin be oğlum. Sadece zavallı da değil. Aynı zamanda eziksin. Sevilmiyorsun ve güçsüzsün. Ben sana göstereyim mi gücümü? Ne diyorsun ya? Otur yerine. Göstersene abilerine. Doruk, tamam. Otur yerine. Yeter. Yeter dedim size. Gel Doruk sen de buraya. Otur yerine. Hepinizi disipline vermeme az kaldı. Derste olduğumuz gerçeğini unutuyorsunuz bakıyorum. Aklınızı başınıza alın artık. Oturun. Gerildi aslan parçası. Ben bir şey yapmadım. Ay her şey nasıl bir anda böyle aleyhime döndü? Ben hiçbir şey anlamadım. Ah canım, yanmasın. Al biraz da başına tut. Sağ ol canım. Yalnız Aleciğim, böyle olmuyor. Biz daha düne kadar senin nasıl zeki biri olduğundan bahsediyorduk ya. E sen şimdi böyle söyleyince ben biraz hayıflandım. Hatta ne yalan söyleyeyim, hayal kırıklığına uğradım yani. Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Rakip şirketin patronu olacak adam senin kim olduğunu anladı. Böylece de foyamız meydana çıktı. Demek ki bu işin peşinde biri var, o yüzden patladık bu. Ha, o biri derken, o biri Suzan tabii ki. İşten kovulunca oyuncağı alınmış çocuk gibi nasıl sinirlendiyse etrafa saldırmış belli ki sevimsiz. Vallahi kovulmadı. Aa. Şirketteydi bugün ya. Vallahi Resul'le şirketin koridorlarında böyle fısır fısır bir şeyler, bir muhabbet bir muhabbet olacak iş değil ya. Yani gidip her şeyi Resul'e Suzan anlattı. O da kendini affettirmek için Suzan'a işi geri aldı, öyle mi? Vallahi kuvvetle muhtemel. Uf uf ya. Ya ben nasıl her şeyi bir anda böyle elime yüzüme bulaştırdım anlamıyorum ki. Şu protokolü de zaten elime tutuşturdu yarına kadar imzalayacaksın diye. Hayır yani ne acelesi varsa. Vallahi ben biliyorum ne acelesi var da hadi o da bana kalsın. Çok sinirliydi yalnız. Gerçekten hiç böyle görmemiştim ben onu. Tatlı? Hı. Senin bu yüzün gözün o gittikten sonra oldu değil mi? Yani biz yanlış bir şey düşünmeyelim. Ay yok canım, olur mu hiç öyle şey? Cık, ne münasebet. Ay canım çok sıkkındı, 2 kadeh bir şey içeyim dedim. Merdivenin boşluğuna basmışım. Kendimi yerde buldum. Uf, omzumda çok acıyor zaten. O çok iyi olmuş ha. Ne? Ne iyi olmuş. Ayla. Hı. Sen Resul'ün senden boşanmamasını ve Suzan'la arasının açılmasını istiyorsun, öyle değil mi? Yani evet, öyle de diyebiliriz. Ha, öyle de diyebileceksek oradan düşman çok iyi olmuş. Nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Akif'cim,
Sen şu kafanda kurduğun şeyleri bize açıkça anlatır mısın? Ne boş. Biz şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bilmiyorum. Aileyi alıyoruz, hastaneye gidiyoruz. Sen de hastaneye gidince bir doktora artık kırık, çıkık, çarık, çürük neyin varsa gösteriyorsun. Böylece planımın ilk kısmı başlamış oluyor. Biz bitti demeden bitmez. Hadi. Biz çıkarken Tolga da sınıftaydı. Sen kapıda bekle, biz onunla gideceğiz. Sonra da işe bırakacak beni zaten. Tolga inşallah koridorda karşımıza çıkıp olay çıkarmaz. Ya çıkarırsa çıkarsın kızım, korkma şundan ya. Ömer haklı. Kimse sana istemediğin bir şey yaptıramaz. İstemediğin yerde zorla tutamaz. Haydi. Cemile! Tolga. Ne yapıyorsunuz burada? Ne oluyor? Tolga bak, ben sana dün gece güzelce anlatmaya çalıştım ama sen anlamadın. Lütfen şimdi olay çıkarma. Olay çıkarma ne demek ya? Hem ne bu eşyalar, bavullar falan, ne yapıyorsunuz siz? Nereye gidiyorsunuz? Ben o evi boşalttım artık, orada kalmayacağım. Asiyelere gidiyorum. Ne demek Asiye'lere gidiyorum ya? Sen bana iyiyiz dedin. Ben sana dün gece sordum. İyiyiz, bir sorun yok dedin. Sabah geldim yine sordum. Orada da bana iyiyiz dedim, bir sorun yok. Emin misin dedim, eminim dedim bana. Sen yalan mı söyledin bana Cemile? Evet. Ya çünkü sana biz diye bir şey olmadığını anlattım ama sen anlamak istemedin. Yani bana yapacak başka bir çare bırakmadın. Bırakmadım çünkü seni anlamak istemiyorum Cemile. Anladın mı? Yani sen sinirlisin, kızgınsın diye şu anda bana böyle konuşuyorsun. Bu yüzden böyle düşünüyorsun. Hayır Tolga, kız sadece seni istemiyor artık. Kabul et şunu. Ya neyini kabul edeceğim? Sen bir şeye karışma ya. Şşş, yavaş. Tolga lütfen. Bak olay çıkarmanı istemiyorum, lütfen. Bırak şunu. Sen benimle geliyorsun Cemile. Oğlum bırak şunu. Ya gelmiyorum Tolga, gelmeyeceğim. Kız gelmiyorum diyor işte. Niye anlamıyorsun oğlum? Ha? Anlamın içinde dayak mı lazım sana? Senin bünye böyle mi çalışıyor? Oğlum, senin bizimle derdin ne? Aptal aptal bu kızın kafasını bir sürü düşünceyle doldurup duruyorsun. Hı? Tamam anladım, senin sevdiğin yanında mutlusun. Seninki de yanında mutlusunuz. Da yani senin bizimle derdin ne? Ben onu anlamıyorum. Tolga tamam. Bak onların hiçbir suçu yok. Anladın mı? Gidelim mi lütfen? Hadi. İzin vermeyeceğim Cemile. Beni bu şekilde ortada bırakıp gitmene izin vermeyeceğim. Aklıma ne geldiyse buldum getirdim. Acaba bu kızgın herif de kim? Beni kandırıyor mu diye düşünme. Al, elimde kapı gibi evlilik cüzdanı var. Ha, hakikaten evliymişiz biz. Aa. Ne kadar gençsiniz burada. Aa, bak ben de. Sen 18 yaşına bastığın gün seni kaçırdım. Anam baban çok kızdı, köpürdüydü ama neyse sonradan rızalarını aldık. Anam babam hayatta mı? Yok, Allah rahmet etsin. Hepsi göçtü gitti. Hay bir kemiğe bak. Bak bak, Allah'ını seversen. Oğulcana bak, topaç gibiydi maşallah ya.
Hah, iten çomağı hazırla. Hoş geldiniz. Ne o, ne yapıyorsunuz? Ananız acaba bir şey hatırlar mı diye albümleri çıkarttım, onu gösteriyordum. Hatırladın mı bari? Yok, tık yok. Siz okuldan mı geliyorsunuz? Evet madırım. Ben okulun en başarılı öğrencilerinden Oğulcan Eren. Ha bu da kızın ehlerinden. Adilik yapma Oğulcan. Evet anneciğim, okuldan geliyoruz. İkimiz de ortalama kıvam öğrencileriz. Aç mısınız peki? Ben bir şey hazırlıyor muydum onlara? Tabii canım, hazırlamaz olur musun? Günde en az iki çeşit kek ve bir tane börek. O soframızda eksik olmaz. Ne yapıyorsun? Oğulcan sus diyorum ya, sus. Sen hiç zahmet etme anneciğim, biz atıştırıyoruz bir şeyler. Açıkta kalmıyoruz zaten. Sorun değil yani. Ev sahibi. Efendim Haluk Bey? Size biraz zaman tanıyayım dedim ama bu böyle olmaz. Artık yeter. Ya evet, çok haklısınız ama yani bir sürü aksilik oldu. Ben en yakın zamanda toparlayacağım parayı. 48 saate kira yatmazsa mahkeme kararı çıkartıp atacağım sizi oradan. Başka da lafım yok. Haluk Bey ya... Allah'ım yarabbim ya. İki güne kadar kirayı ödemezseniz kapının önüne koyacağım sizi diyor. Niye ödemiyorsunuz kirayı? Sıkışığız da bu ara biraz. Beni bugün işten attılar biliyor musun? Nasıl ya? Ha. Ananız da bu halde çalışamaz. Ne yapacağız bilmiyorum. Fadır'ın dert değil ya. Biz Aybike'yle çalışır, kirayı hallederiz ya bir şekilde. Oğlum ne diyorsun Allah'ını seversen? İş bulmak kolay mı ya? Hem işi bulsan ne olacak? Bir ay çalışman lazım para almak için. İki gün sonra kirayı ödememiz lazım diyorum ya. Ne yapacağız peki? Birinden bulacağım ben. Kim lan? Tanımazsınız oğlum. Daha önce aldığım biri işte. Amanın çok yaşa kızım. Ay bu çocuğun elleri buz gibi olmuş. Ay bura biraz soğuk değil mi? Siz niye sobayı yakmıyorsunuz? Kömür yok. Niye? Tamam, bugün biraz soğuk geçecek gibi şey yapalım. Ben hepinize montlarınızı vereyim. Giyeriz bunları, üşümeyiz. Evet ya, zeki sisterim benim. Çok iyi düşündün değil mi? Fadır'ım, üzülecek takılacak hiçbir şey yok ki ya. Şimdi montumuzu da giydik mi sıcacık olur ha? Sen de giy. Zahmet verdim, sağ ol. Olur mu öyle şey? Bu kim? Oğulcan. Teşekkür ederiz. Zahmet oldu sana da. Yok canım, ne zahmeti, saçmalama. Asiye, bugün başlederlerse başlarım işi. Geç kalırsan merak etme, tamam? Tamam, etmem de sen de yine de telefon falan kalsın al. Siz de dikkatli olun ha. Kapıyı mapıyı kilitleyin. Tamam Ömer, merak etme. Hayırlı işler Ömer sana da. İyi geçer umarım her şey. Bakalım, göreceğiz artık. Görüşürüz. 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 Ya biz bu ara biraz sıkıştık da evde yiyecek bir şey de yok. Hazır fırının önündeymişken simit mi alsak? Ya simit çay falan yaparız. Ya bende hiç para kalmadı. Evden çıkarken kirayı da aidatı ne varsa ödedim. Ya boşver, iyi yapmışsın ya. Tolga'ya borçluk alacağımız aç kalalım daha iyi. Doğru söylüyorsun. Sen bekle burada, ben geliyorum şimdi. Tamam. Buyurun kızım. Ben 3 simit alacağım ama ne kadar? 7,5 lira. Kızım, askıda simit var. 2 tanesini buradan, 1 tanesini de askıdan verebilirim. Zaten onlar ihtiyaç sahipleri için. Tamam, o zaman ben 1 tanesini askıdan alayım.
Buyurun kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Biraz sert gibiler ama olsun ya, çaya batırınca yumuşar onlar. Hem Sıdıka ne derdi bize yetimhanede? Bayat ekmek yoktur, çaya bandırılmamış ekmek vardır. Unutmayalım bunları. Tamam Salih. Hallediyorum ben o zaman onu. Hadi kal sağlıcakla. Ne oldu ufaklık? Senin oldu mu? Memnun musun? Oldu Cemil abi, oldu. Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Vallahi benim yaptığım ekstra bir şey yok. Sonuçta maaşını sen ödüyorsun. Aksine benim sana teşekkür etmem lazım. Sayende fazladan eleman çalıştırıyorum. Cemil abi, bu durum ikimiz arasında kalsın lütfen. Ömer'in maaşını benim ödediğimi kimse bilmesin. Merak etme, kimse duymaz. Fakat sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Asıl sen onu söyle bana. Hiç yani. Öylesine. Ha, öylesine öylesine. Yedim ben de. Neyse ne. Merak etme, kimse duymaz. Ben gideyim o zaman. Haberleşiriz bir şey olursa. Tamam, babana çok selamlarımı ilet. Olur, olur iletirim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Madırım, bugün nasıl unutursun ama ya? Ya nasıl hatırlamazsın? İki tencere sarmayı tek başıma yedim diye az kalsın düşüp bayılıyordun. Ya ben bunu hatırlayacağını kesin emindim. Oğulcan, kadın adını hatırlamıyor. Sen dalga mı geçiyorsun? Ay bir hiç kıskan, bu öyle bir şey değildi. Bu ikimizin arasında özel bir andı. Az sebze alıydım, onu pişirdim. Yanına da yoğurt ekmek. Artık bu gecede böyle doyacağız, ne yapalım? Ellerine sağlık baba. Bakayım. Güzel görünüyor. Elinize sağlık Orhan Bey. Ben şu çocukları da götüreyim. Onların da yemeği yoktur. Götür tabii. Götür, götür. Ne oldu? Niye öyle bakmıyorsunuz birbirinize? Hayır yani sen o çocukları çok düşünmezdin de o yüzden şaşırdılar. Ha niye düşünmezmişim ki? Bir alıp veremediğim mi vardı çocuklarda, anlamadım. Ha işte bak, biz de anlamadık ya. Biz de tam olarak onu anlamadıydık. Ha şey, ananın telefonu. Şarja taktım. Kim mesaj attı ki acaba? Yani bakabilirim değil mi anne? Bak Aymine, bak. Aymine değil. Aybike, Aybike. Aybike. Ay, ayıp oldu kıza. Yok yok, olmamıştır. Al götür gel hadi. Ben zaten baksam da tanımam, anlamam ki kim oldu. Ben götürüyorum onun çocukları. Bugünü kaynattın ama yarın temizliğe bekliyorum. Gelmemezlik etme. Patron diye kaydetmiş annem. Kim bu gizemli patron ya? Oğlum ne gizemli olacak ya? İşte son gittiği kadındır. Kim olacak yani? Yaz, annem gelemiyor da. Ben gideyim temizliğe. Hem para geçmiş olur elimize. Kızım senin okulun yok mu? Okuldan sonra gideyim. İyi tamam. Madem istiyorsun git. Ama yaz, annem hasta de. Tamam. Ben kızıyım. Annem biraz rahatsız da eğer konum atarsanız onun yerine gelebilirim ben. Hadi bakalım. Bakalım ne diyecek.
adım atmış. Bu gel demek oluyor herhalde, değil mi? Hadi hayırlı olsun yeni işine. Ben de yemekten sonra gidip birinden borç isteyeceğim. Hayırlısı bakalım. Baba hemen gel isteyecek biri değil, değil mi? Sonra mahcup olmayalım. Tamam ya, sen onu düşünme oğlum. Tamam, ben halledeceğim, merak etme sen. Hadi siz başlayın, ben Şengül'ü bekleyeyim. Hadi. Eline sağlık babacığım. Afiyet olsun güzel kızım. Güzel güzel. Bak çok güzel yerde duruyorsun. Harika bir yerdesin şu an. Helal olsun. Dur, dur bir dakika bekle bakayım. Güzel. Misafirimiz de geliyor. Hadi hazır ol. Hadi kapattım. Hadi göreyim seni. Çıkıyor muymuş? Çıkıyor, çıkıyor. Helal olsun bu aileye, çok zeki kadına. Sen de bir tutturdun zeki zeki diye. Neresi zeki canım? Hem zeki olsa gül gibi adamı kaçırır mıydı? Bir kere gül gibi adam kısmı tartışılır. İkincisi de elinde tutmak için gerekli bütün entrikaları, bütün kumpasları, bütün katakullileri yapıyor ya. Allah Allah, daha ne yapsa kadın? Aman iş işten geçmiş, onların hepsi de senin fikrin zaten. Aileciğim, vallahi tebrik ederim. Şahane oynadın. Öyle mi diyorsun? Vallahi Akif'ciğim, yani ne diyorsan yaptım. Artık inşallah yine elime yüzüme bulaşmaz. 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 Neden? Çünkü bu sefer plan Akif Atakul'un planı. Tabii ki işler. Hadi inşallah bakalım. Sen hiç merak etme aileciğim. Nerede bir entrika var, kumpas var, Akif hepsini halleder. Ne boş şımartıyorsun beni. Hadi inşallah. Orhan Bey, sen burayı ATM sandın herhalde. Ama öyle bir şey yok. Yok yok, öyle değil ya. Yani şimdi ev sahibi çok sıkıştırdı. Acil paraya ihtiyaç olunca da ben en hızlı senden bulurum diye düşündüm. Vallahi benden para bulman için aldığın borcu ödeyebildiğini görmem lazım. Ama şu anda öyle bir şey yok. Çizdiğin tablo felaket. Nasıl yani? Aldığı borcu zırnık ödemeden tekrar borç isteyen adamın sonu bellidir. Sanırım yakın zamanda benim başımı ağrısacaksın. Yok ya, olur mu öyle şey? Merak etmeyin, ödeyeceğim ben ya. Yani ben bir iş bulacağım, çalışacağım, ödeyeceğim. Alamın bıyığı olsaydı diyorsun yani. İyi. Öde bakalım. Ben buradayım. Yani 2000 daha vermeyeceğim mi diyorsun? Yok. Vermiyorum. Önce aldığın borcu getir. Ne kadar almıştın? 10.000. Faiziyle ne yapıyor? 15. Heh. İşte onu al getir. Masaya koy. Ondan sonra başka borçlara bakalım. Anlaştık. Hem ne demişler? Önce hareket, sonra bereket. Madrama seyleri yemek götürdüğü almak benim için zirvedir, yani nirvandır. Bence de. Ama böyle pamuk birine dönüşmesi için illa kafasını mı vurması gerekiyordu? Keşke hep böyle kalsa desem, ayıp etmiş olur muyum ha? Olmazsın. Çünkü galiba ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tolga değil mi o? İyi akşamlar.
Rahatsız etmiyorumdur umarım. Oğlum senin ne işin var lan burada? Yürü git. Gelmişsin böyle akşam akşam. Ben Cemile ile konuşmak için gelmiştim. He? Ama Cemile seninle konuşacak hiçbir şey kalmadığını söylemişti bugün. O zaman Cemile size doğru söylememiş ya da siz doğru anlayamamışsınız. Çünkü bizim Cemile ile konuşacak bir sürü şeyimiz var. Ama tabii bunu siz bilmiyor olabilirsiniz. Hadi sabah konuşursunuz onu. Hadi. Hadi yürü git. Ben bunu bir an önce konuşmak istiyorum Oğulcan ve konuşmadan da hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam? İyi. O zaman sabaha kadar dikil orada bekle. Asiye, bak bence zorluk çıkarma. Hatta çağır Cemile'yi, bak konuşacağım. İnsan gibi. Bir şey yapmayacağım. Pardon da bir şey yapmayacağım derken? Hayır, yani ne yapabilirsin? Onu anlamadım da. Ben zaten ona bir şey yapamam Aybike. Siz bunun neyini anlamıyorsunuz? Cemile! Cemile bak hadi çık dışarıya, buradayım, bir konuşalım. Bak duyuyorsun beni, biliyorum. Cemile! Oğlum sen ruh hastası mısın lan? Kafayı mı yedin, manyak mısın lan sen? Lan oğlum bak, çekil önümden diyorum. Kes sesini. Tolga tamam yeter. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmak için geldim. Beni sadece yarım saat dinlemeni istiyorum senden. Başka bir şey de istemiyorum. Ben geçen gece seni sabaha kadar dinledim ve ikna olmadım. O yüzden seni ne duymak ne dinlemek istiyorum. Lütfen gider misin? Cemile, bak biliyorum sen böyle bir şey istemiyorsun. Yani benim buradan gitmemi istemiyorsun. E sen anlamamakta direniyorsun ama. Kız seni istemiyor, gitmeni istiyor işte. Evet, gitmeni istiyorum. Tamam. Rahat bırak beni. Bu insanları da rahat bırak. Olmaz. Ben seni bu kadar seviyorken senin beni bırakıp gitmene falan izin veremem. Senden izin istemiyorum zaten. Cemile! Cemile bir dur! Bak lütfen. Rica ediyorum dur, tamam? Beni dinle. Bak bir şekilde konuşalım, tamam mı? İkimiz baş başa ya içeride ya dışarıda ama bir şekilde konuşalım. Şu mevzuyu bir şekilde çözelim. Bak ben senden başka bir şey istemiyorum, tamam? Siz de içeri geçin. Bak rica ediyorum lütfen. Oğlum seninle birini baş başa bırakmam için delirmiş olmam gerek ha? Tolga çekilir misin? İçeriye geçeceğim. Emin misin? Eminim. Tamam. Buyur geç. Ama şunu da unutma. Sen dışarıya çıkıp beni dinleyene kadar ben burada seni beklemeye devam edeceğim. Unutma. Tamam. Alo Ömer. Yeni işe başladık. Bir arayayım. Bir sorun arkadaş ya. Ömer, Tolga geldi. Cemile'yi zorluyor konuşacağız diye. Ne diyorsun kızım sen? Evet. Oğulcan'la gerildiler şu an. Biraz sıkıntı var. Tamam, geliyorum hemen. Kardeşim, acil bir işim çıktı da. Beni idare eder misin? Tamamdır, sorun yok. Eyvallah. Senin scooter alabilir miyim? Dikkatli kullanacaksın al. Ben de hoş. Gece gece seninle uğraşacağız bir de. Manyağı. Oğlum donduk lan burada, donduk. Sen sabaha kadar manyak gibi burada mı bekleyeceksin? Gitsen lan evine. Oğlum, kız inadı bırakıp çıkıp benimle konuşana kadar burada böyle aynen sabaha kadar bekleyeceğim. Sen git evine, ne yapıyorsan yap ya. Sobanın başında mı duruyorsun, ne yapıyorsan yap. Sabah yetmiyormuş gibi bir de gece gece uğraşıyoruz beyefendiyle ya. Cemile! Cemile bak burada bekliyorum. Hadi gel çık dışarıya bir konuşalım. Bak lütfen rica ediyorum sana ya. Ya sen bu şekilde neyi düzeltebileceğini sanıyorsun? Sen ne hakla bu saatte insanların evine gelip bağırma cesaretini buluyorsun kendinde? Cemile ben buraya bağırmaya falan gelmedim. İnsan gibi konuşmaya geldim. Zamanında konuşsaydın o zaman benimle insan gibi. Yalanlar söylemeseydin bana. Yok Mete yalan söylüyor, yok Ömer beni dövdü, o bu. Ben zaten senin yanındaydım, değil miydim? Ama artık her şey için çok geç. Duydun mu beni? Çok geç. Hep siz bulandırıyorsunuz bu kızın kafasını. Hep siz yapıyorsunuz. Hep sizin yüzünüzden bu hale geldi bu kız. Ya senin psikopat olduğunu anlamak için bizim yalan dolana mı ihtiyacımız var?
Ay bir kere bize attığın çamuru unuttuk mu? Amcamın yaptıklarının her şey ortada işte. Asiye, siz de damarıma basmasaydınız o zaman ne yapayım yani? Damarına basmayacakmışız ya. Oldu paşam, başka bir isteğin var mı? Lan sen ne atlıyorsun lan oradan sürekli he? Sürekli atıyorsun kendini ortaya, bir şeyler söyleyip duruyorsun. Oğlum sen daha geçen gün katil olmanın eşiğinden döndün. Sen kime neyin ahkamını kesiyorsun lan? Sen şey değil lan. O yanlışlıkla oldu gerizekalı. Tolga gider misin? Bak polis çağıracağım yoksa. O kadar oldu yani ha? Beni buradan yollamak için polis çağıracak kadar doldurdular yani bu herifler seni, öyle mi? Senin benim evimde ne işin var lan? Kendi süper gerekiz kahraman ya. Yürü git lan, hadi evine, hadi. İpini koparan bizim eve geliyor arkadaş. Cemile, sen bunun için bana böyle davranıyorsun değil mi? Bu herif sana ne derse onu yapıyorsun değil mi? Bu herif sürekli senin kafanı bulandırıyor değil mi? Ama oğlum Ömer, ben sana şunu söyleyeyim. Ben sana bunu ödeteceğim. Ödetmezsen adam değilsin lan. Hadi abisinin gülü. Hadi. Ömer, Oğulcan. Ne oluyor oğlum ya? Bıktım ya. Ne oldu? Gene ne diye kavga ediyorsunuz? Ya bu psikopat bizim maçaya gelmiş, Cemile ile konuşmak istiyor. Evet, konuşmak istiyorum kız arkadaşımla. Ama senin bu işgüzar oğlanların bana izin vermiyorlar. Bir dakika, bir dakika. Bu saatte mi oğlum? Cemile, kızım sen bu oğlanla konuşmak istiyor musun? İstemiyorum. Onunla ne konuşmak ne de görüşmek istiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum. Duydun mu çocuğum? İstemiyor. Şimdi git, bir sakinleş. Sonra isterse konuşursunuz, hadi. Hala bakıyorsun ya. Hadi oğlum, hadi. Tamam. Ben şimdi buradan gidiyorum. Ama bir daha geldiğimde bu evi sizin başınıza yıkacağım. Hadi, hadi. Vurma lan kapıya. Sus lan. Ömer. Cemile. Tamam, sakin ol. Geçti gitti, gel. Tamam hadi çocuklar, siz de içeri. Hadi, hadi çocuğum, hadi. Amca kusura bakma, seni de itle köpekle muhatap ettik ya. Ahanda. Alo. Lan Ömer. Neredesin? Yıkadığın arabanın anahtarı nerede? Patron, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Az çekmişsin oğlum, 1000 tane çekseydin. Video çekmiş bir de adi herif. Video ne ara çektin oğlum? Aha. Şifre koymuş. Bir de parola koymuş ya. Ne koyar ki bu şifresini ya? Genler var tabii. Zor olmuyor bulmak. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Hiç. Eski sevgilimin fotoğraflarına bakıyorum. Hatta galiba videosunu da çekmişsin. Ona bakmaya çalışıyordum. Ya sen kimsin, benim bilgisayarımı benden izinsiz kullanıyorsun? Sen kimsin ya? Gerçekten ayıp ediyorsun ha? Aa. E abinim oğlum. Sen
Bir sakin olsana ya. Sen benim 3 gün önce ayrıldığım kız arkadaşımın fotoğraf koleksiyonunu yap. Hatta bir de üstüne gizlice videosunu çek. Ama ben ayıp etmiş olayım, öyle mi? Manyak mısın oğlum sen, ha? Kime artistik yapıyorsun lan sen? Doruk dışarı çık. Odandan dışarı çık Doruk. Çıkmayacağım. O videoyu izlemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Doruk çık dışarıya. Çıkmayacağım oğlum, aç şunu. Aç şunu, çık. Ne açıyorsun? Oğlum nasıl konuşuyorsun? Oğlum! Allah Allah! Ya maşallah dediğimiz 4 dakika yaşıyor. Ne oldu? Bitti mi cicim ayları? Ne oldu? Ne bu gürültü oğlum? Ne oldu? Ne bu kavga? Oğlun eski kız arkadaşıma yürüyor baba. Olan bu. Arkadaş yine mi Asiye ya? Yine mi Asiye? Delireceğim artık ya. Oğlunuz benden izinsiz benim bilgisayarımı karıştırıyor. Bence de olan bu. Doruk, oğlum gerçekten böyle bir şey yaptıysan çok büyük ayıp. Çok büyük suç. Ayrıca ne olmuş yani? Adı üstünde. Eski sevgilin. Değil mi? Evet ya. Senin canına minnet zaten değil mi? Yeter ki biz Asiye ile ayrılmış olalım. Unutmuşum, doğru. Aynen öyle. İkiniz de umurumda bile değilsiniz artık. Ne yaparsanız yapın, ilgilenmiyorum. Bakın gerçekten öyle bir şey yok. Gerçekten öyle bir şey olmadı. Tamam Kaan'cığım, tamam. Olabilir de. Hem olsun da. Beni karıştırmayın. Ben bu ergenlerin aşk hayatından acayip sıkıldım. Beni karıştırmayın. Vallahi ucuz atlattım. Ne yapıyorsunuz burada? Yatacağım. Yatacağınız. He, yatacağım. Yatmayayım mı? Burada, bu yatakta. He? Ha yok. Çok rahatsız oluyorsanız siz burada yatın. O zaman biz de içeride yatayım. Olur mu öyle? İyi olur vallahi. Çok teşekkür ederim. Ey Allah'ım ya. Tamam, öyle olsun hadi. 20 yıldan sonra bunda yaşayalım hadi, tamam. Allah rahatlık versin Orhan Bey. Size de efendim, size de. Kapıyı. Herifi bir ahbabımın kızı zorla işe aldırdı. Hatta kız maaşını kendi cebinden veriyor. Yoksa ben tanımadım, etmedim böyle aylak birine araba emanet eder miyim Hüseyin? Olacak iş mi bu? Hah, geldi sonunda. Nerede anahtar? Sırf senin hatırına sorun çıkarmıyorum Cemil. Yoksa susulacak rezalet değil bu, bilesin. Affedersin abi, ne desen haklısın. Maaşımı. Süsen mi ödüyor? Böyle mi aldım ben bu işi? Ne sandın sen? Kız 40 dil döktü de tamam dedim. Yoksa ben senin gibi kendi bilmeze iş verir miydim be? Daha ilk günden yaptığın işe bak. Süsen'e söyle o zaman, parası cebinde kalsın. Çalışmıyorum. Git kendin yeni bir eleman bul. Böyle biriymiş de, aylakmış da. Kim o ya? Şengül? Şengül? Oh.
Ya Şengül, ödümü koparttın ya. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Niye oturuyorsun ya? Burhan Bey, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne olsun? Ne olacak ki, hatırlarsın. Merak etme. Hatırlamazsan da ne yapalım? Baştan öğrenirsin. Siz çok iyi bir insansınız. Çocuklarınız, yeğenleriniz. Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Ama ben çok kötü bir kadınmışım. Çocukları kümese tıkmışım. O gariban yavrucağı birilerine vermeye kalkmışım. Kardeşleri birbirinden ayırmışım. Ben ne kadar kötü, ne kadar kötü bir kadınmışım. Ya sen şimdi öyle kötü kötü deme. Kötü değildin de yani... takıntılıydın biraz ya. Takıntılı mı? Neye takıntılıydım? Senin para takıntın vardı Şengül. Ben bütün bu kötülükleri para için mi yapmışım? Yani yaşadığın her acayiplikte böyle daha çok parayı... nasıl diyeyim yani... sen parayı seviyordun ya. Sen parayı çok seviyordun Şengül. Madem ben bu kadar takıntılıydım, bu kadar kötü bir kadındım... sen nasıl beni seviyordun ki? Çünkü sen iyi bir eştin. İyi bir anaydın, iyi bir insandın. Yanlış anlama, hala iyi bir insansın. Baba, ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben neyim bilmiyorum vallahi. Ya aman Şengül, ne olacak ya? Dediğim gibi, bilirsen ne âlâ, bilmezsen de... bir 20 yılı daha baştan yaşar gidersin, ne olacak ya? Kalk ya. Burası buz gibi. Hasta olacağız. Hadi kalk yatalım. Hadi. Ömer. Ömer, Cemile yok. Sen bir ses falan duydun mu hiç? Yok. Nereye gitti ki bu? Ya bilmiyorum ki, Tolga falan gelmişse duyardık değil mi? Duyardık herhalde. Bavulu da burada. Günaydın. Günaydın ablacığım, dur. Ya fırına falan gitti diyeceğim de üstünde para da yoktu. Dışarı bakalım. Tek başına ekmek almaya gidemiyor musun? Ben onu anlamıyorum. Ya sıkılıyorum. Sen neyini anlamıyorsun? Abi, akış saniyelik yolu. Neyini ben sıkılıyorum. Cemile yok. Cemile'yi gördünüz mü? Yok. Nasıl? O manyak kaçırmış olmasın? Her şey yapmış olabilir, o ruh hastası. Polisi arasak mı? Ha, bilmiyorum ki, arasak mı? Heh, geldi. Ne oldu? Neden hepiniz dışarıdasınız? Başına bir şey mi geldi diye merak ettik. Ya o manyak seni kaçırdı falan zannettik. Merak etmeyin. Tolga artık ne bana ne de size bir şey yapabilir. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kader diye bir arkadaşım vardı yurtta. İzmir'e onun yanına gidiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Sabaha kadar düşündüm Asiye. Yani benim buralardan uzaklaşmam gerekiyor. En azından bir süre. Yoksa Tolga bizi rahat bırakmayacak. Yani bu iyi bir karar mı, kötü bir karar mı? Şu an bir şey diyemiyorum Cemile. Emin ol, iyi Ömer.
Yani ben size dün yaşattığım rezilliği tekrar yaşatmak istemiyorum. Zaten yeterince bela açmıştım başınıza. Ya başımıza bela açtığından falan değil de... eğer sen gerçekten kendini iyi hissedeceksen git. Yani böyle daha iyi hissedeceğim sanki. Sabah Canan'ın yanına gittim. Ona da bir özür borçluydum. Şansım o da İzmir ailesinin yanına gidiyormuş ziyarete. Birlikte yola çıkalım dedik. Her zaman burada bir evin olduğunu bil, tamam mı? Biliyorum. Bir evim ve kardeşlerim var. Hemen mi gidiyorsun? Yani böylesi daha iyi Aybike. Her an çıkacakmış gibi hissediyorum bir yerden Tolga. Haklısın. Ben bavulunu getireyim. Emel'i de çağırır mısın? Cemile? Hayırdır kızım? Orhan amca, ben İzmir'e gidiyorum. Arkadaşımın yanına yerleşeceğim. Kız, dün gece olanlar yüzünden. Bak, o çocuk sana bir şey yapamaz ya. Biz varız burada ya. Yani böylesi daha iyi olacak Orhan amca. Ben İzmir'de daha huzurlu hissedeceğim kendimi. Eh be güzel kızım. İyi, sen nasıl istersen, yolun açık olsun o zaman. Sarılayım Şengül abla. Sever miydin hem kızım? Severdin ya madırım, severdin, sarılabilirsin. Gidiyormuş da. Sonra ben sana anlatırım, bizde de olacak. Cemile abla! Bücürüm. Ben gidiyorum. Beni sürekli ara, tamam mı? Tamam, ben yazmayı öğrenince mektup bile yazarım sana. Süper fikir. Azum abiyle Talya da orada, belki görüşürsünüz. Gidince yazacağım hemen, aklımdalar. Ne zaman ihtiyacın olursa buradayız, tamam mı? Biliyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Bana evinizi, ailenizi açtığınız için teşekkür ederim sizlere. Hoşça kal Cemile. Dikkat et, tamam mı? Sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi hoşça kalın. Kendine iyi bak. İyi ki tanıdık seni. Başına gelene bak. Kız, huzur bulmak için şehir değiştirir resmen. O manyaktan kaçmak için aya bile çıkacağım dese inanırım ben. Haydi. Hadi gel, ben seni parka götüreyim, gel. Gel şunu, tut. Gel gel. O zaman ben maili gönderiyorum. Revize edeceğimiz başka bir şey kalmadı. Olduğu gibi gönderelim Suzan, olur. Tamam. Hadi bakalım, hayırlısı. Ben şimdi bankaya geçiyorum. Talimatları vereceğim. İstediğimiz hesap dökümlerini alacağım. Başka istediğim bir şey var mıydı? Hayır, şimdilik yok. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Suzan. Aslında bir şey var. Çok yakın bir arkadaşım yeni bir İtalyan restoranı açmış. Böyle peynirler hep İtalya'dan geliyor dedi. Orayı denemek istiyorum bu akşam. Benimle gelir misin? Tabii başka bir programın yoksa. Olur. Gelirim tabii ki.
benim de çok hoşuma gider. Yani yeni yerler denemek. O zaman sen ofise geri dönme. Ben akşam saat 8 gibi seni evden alırım, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu serbest takılma olayı çok hoşuma gitti. İnsan kendini bir havalı hissediyor ha. Allah'tan sadece karne günleri böyle. Yoksa her sabah seni beklesek biz bitmiştik. Ha, beklesenize bir beni, dur. Aa, bilgisayarı mı satıyorsunuz? Evde satacak başka bir şey kalmadı. Olsa onları da satacağız. Oğlum sen patron falan bir şey diyordun, eyvah meyvah ha? Bıraktım işi ya. Adam rekorlar kitabına girecek arkadaş. Dünyanın en hızlı iş bırakan adamı benim kuzenim. Farklıydı oğlum, hiç karıştırma, canımı sıkma şimdi ya. Susan bulmadı mı o işi sana ya? Ne oldu, ben anlamadım. Ha, buldu buldu. Siz geçin, ben geliyorum. Susan. Hayır, hayır. Selam. Sen bana iyilik yaptığını falan mı düşünüyorsun? Ha? Çünkü buradan hiç öyle durmuyor da. Ne? Anlamadım. Ben iş bulmana tamam dedim. Bana sadaka vermeni değil. Ömer, ben onu öyle yapmadım ya. Ben o amaçla yapmadım. Öyle bir şey yapmadım. O amaçla düşünmedim ama yaptın. Maaşımı da sen verecekmişsin. Allah razı olsun. Beni bu kadar küçük düşünmene gerek yok diye. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Sakın. Suni odasına giriyorum. Sen de iki dakikaya gel, gecikme başlasın operasyon. Hadi bakalım. Bittik biz, bittik ortak. Vallahi bittik, billahi bittik. Sorma başımıza geleni. Nasıl kurtulacağız bu işten biz ya? Ne oluyor Akif, nedir? Ya bu Semih yok mu Semih? Eski topçu. Hani jübilesini yaptıktan sonra internette bir magazin sayfası açtı filan. Tamam, biliyorum. Ne olmuş ona? Feci bir haber düşmüş önüne ortak. Önce yayınlamak için beni aradı, yayınlayayım mı diye, ama yayınlarsa biz biteriz. Ne bu şirketin itibarı kalır, ne senin itibarın kalır. Vallahi çok fena. Ne haberi Akif, anlatsana. Al, al kendin gör. Ayla Hanım'ın içeride birkaç fotoğrafını çekeceksin. Sonra kapının önüne çıktığında ben sana haber vereceğim. Hastanenin önünde de birkaç tane fotoğrafını çekeceksin. Bu kadar. Tamamdır abi. Sonra işte çektiğim fotoğrafları sizin haber müdürü Semih'e götüreceksin. Gerisini halledecek. Anlaşıldı abi. Setup'ı anladım ben. Sıkıntı yok. Ulan senin kadar setup'ı hızlı anlayan 4 tane adamım olsa bambaşka bir durumdaydım ben ha. Al, al ayrını gör. Teşekkür ederim. Hayra karşı, hadi. Ne Akif? Kaydır, kaydır, kaydır. Daha neler var, kaydır. Bu ne demek oluyor Akif? Vallahi şu demek oluyor. Yengem dün hastaneye gitmiş herhalde. Çıkarken de işte magazinciler fotoğrafını çekmişler. İçeriden de raporları falan almışlar. Tabii göz mor, kol askıda. Aile içi şiddet diye haber yapacaklarmış. Aile içi şiddet mi? Aile içi şiddet, buyur. Böyle bir şey nasıl olur Akif? Bak ben ailene ne yaşarsam yaşayayım, böyle bir şey yapmam mümkün değil.
Ya biliyorum ortak, biliyorum. Tabii ki mümkün değil. Ya mümkün olur mu böyle bir şey? Allah'ını seversen gel şuraya otur. Bir sakin sakin konuşalım, gel ya. Ben de biliyorum yapmayacağını. Hadi tamam, ben bir şekilde Semih'i ayarlarım. Sıkıntı değil. Ama diğer magazin sitelerde girecek. Bu haberi asıl o zaman ne yapacağız biz? Oh, bittik. Gel. Resul, müsait misiniz? Gel Ayla. Hatta tam zamanında geldin. Hayırdır? Bunun ne olduğu ile ilgili bir fikrin var mı Ayla? Kim çekmiş ki bunu? Magazincinin biri. Peki yaptığı haberin konusu hakkında bir fikrin var mı? Neymiş? Aile içi şiddet Ayla. Nasıl olabilir canım böyle bir şey? Aa, ne saçmalık bu, ne rezalet. Vallahi ben de söyledim. Nasıl böyle bir saçmalık, nasıl böyle bir rezalet olabilir dedim ama işte. Ya ben dün merdivenlerden düştüm. Hastaneye gittim gece doktora göstermek için. Demek ki o sırada benden habersiz çekmişler. Ya tamam, ben bir şekilde Semih'le konuşacağım. Halledeceğim bu işi, ne yapalım? Ya ben boşanma protokolünü imzalamıştım, onu bırakmaya geldim. Ama yani çok şaşırdım, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yalnız şu an bu boşanmanın ne yeri ne de zamanı. Çünkü şu an boşanmanız bu haberi doğrulamaktan başka bir işe yaramaz. İşte o da bizim işimize yaramaz açıkçası. İyi de bizim boşanmamızın bununla ne alakası var Akif? Biz aileyle başka sebeplerden dolayı ayrılıyoruz. Ya Resul, bunu ben biliyorum. Ama millete nasıl anlatacaksın? Çıkan haberleri görecekler. Ailenin yanağı morarmış, kolu askıda. Raporları görecekler. Üstüne bir de boşanma davası. Diyecekler ki tamam, işte bu yüzden boşanıyor bunlar. Biteriz, biteriz ortak. Bütün bu hisse senetlerimiz, şirketin değeri, itibarı, her şey yerle bir olur, biteriz ya. Koca Resul Özkaya'sın sen ya. Bu kadar mühim bir iş adamısın. Birdenbire karısını döven rezil, aşağılık bir adama döneceksin ya. Olur mu hiç böyle bir şey? Bir düşün, mantıklı düşün ya. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Öncelikle bundan kurtulacağız. Öyle. Sonra da ben akşam için bir yemek organize edeceğim. İşte ma aile, Nebahat, Ayla, sen, ben böyle mutlu mesut pozlar vereceğiz. Magazincileri çağıracağım. Sizin baş başa güzel pozlarınız olacak. Böyle gülerken filan. Böyle kurtaracağız. Ne yapacağız? Başka çare yok. Peki tamam. Dediğin gibi olsun Akif. Ama Semih'i de aramak lazım. Tamam. Ben Semih'i de ararım. Ben bu işi hallederim. Ben bunu kimse için yapmam aslında ama işte ortağım için yaparım ben. Kral kardeşim için yaparım. Başka kimin için yapacağım ki zaten? Tabii bir de kraliçe için. Oldu, o zaman ben Nebahat'i arayayım da bari akşama hazırlansın. Hazır biz evde yokken eve gidip Cemile'nin kapısına dayanmış olmasın? İsterse gitsin. Evde yok ki. Gerçi doğru söylüyorsun. Zaten annem onu iyice paralar diyeceğim de yeni versiyon Madrid'de biraz öpüp yemek verecekmiş gibi bir hava var. Ne yapar bilemedim. Yengem şaşırtıyor bu aralar beni. Asya'ya yemek götürmüş, sonra eski yaptıkları için özür dilemiş falan. Garip. Hep böyle kalmasını istesem ayıp etmiş olur muyum? Ya pek de ayıp etmiş olmazsın. Öyle kalsın ya. Evet ya. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Sağ olun hocam. Oturun lütfen. Sizin sınıfın karnelerini takdir ve teşekkür belgelerini dağıtma şerefi bende. Hazır mısınız bakalım? Hazırız hocam. Siz yerlerinizden kalkmayın. Ben sıralarınıza dağıtacağım. Vallahi hocam karneyi bilmem de parti için hazırım akşam. Tamam. Ama önce karneler. Tamam. Bence sen kesin takdir aldın.
Ay evet, takdir almışım. Bir tane de sen versene ya. Bana verdiğin o güzel pozlar için seni takdir ediyorum. Belgesi olsun adı da, ha? Ne bu? Espri falan mı? Ne oldu Asiye Hanım? Hoşunuza gitmedi mi? Oğlum hiçbir dersten çakmamışım da takdiri bulamadım. Öp hocanın elini bakayım. Yandım. Takdir. Almasan şaşardım zaten. Teşekkür almışım ben de. Yani vallahi ben ne takdir ne teşekkür hiçbir şey almamışım. Öyle düz. Ama bir şey olmaz ya, idare eder. Ben de aynı durumdayım. Aslında ben takdir alırdım da. Malum. Kafamı meşgul edenler oldu da biraz bu dönem. Ha, onun da suçlusu benim yani. Habire üzdün beni. Yani derslerime odaklanamadım. Yalan mı? Benim de kimya not ortalamamı düşürmüş ya. Kimya. Bir de kimya. Zayıf mı var? Zayıf yok tatlım da. Bir teşekkür etmeyi unutmuşlar ama. Wonderful'um, sen ne aldın? Sen zaten benim takdirimi aldın da okul ne vermiş onu merak ettim. Vallahi okul bana teşekkür etmeyi uygun bulmuş. Ben de çok bozmak istemiyorum. Koca yürekli sevgilim benim, görüyorsun değil mi? Kaan, sen ne aldın? Takdir. Aferin sana. Her konuda muhteşemsin. Teşekkür ederim. Genel olarak sınıfın durumu gayet iyi. Tebrik ederim. Rica ederiz hocam. Bugün erken paydos çıkabilirsiniz. Hepinize iyi tatiller. Madem erken çıkıyoruz, bir şeyler mi yapsak birlikte? Çok isterdim ama annem rahatsız ya, onun yerine bir işe gitmem lazım. Patronuyla öyle konuştuk. Anladım. O zaman ben bırakayım gideceğin yere kadar. Yok ya, ben giderim kendim. Hem akşam partide beraberiz. Orada takılırız. Bak şimdiden dans sözü alıyorum, o zaman bozmak yok. Tamam. Söz mü? Söz. Bak sonra mekanı beğenmedim, şarkıyı beğenmedim. Yok efendim, o oldu bu oldu, yok. Söz. Tamam, söz söz. Bozmayacağım. Süper. Anlaştık o zaman. Şimdi gönül rahatlığıyla dağılabiliriz. Kolay gelsin. Sağ olun. Eleman bakıyor musunuz hala? Bakıyorum, bakıyorum da daha gençten birine bakıyorum. Halden bir sürü kamyon geliyor. O kasaları indir kaldır falan. Ya zor iş yani, sana gelmez. Tamam, anladım, sağ olun. Şey, bir de bunlar atılacak şeyler mi? Onlar çöp. Alabilir miyim peki? Ne yapacaksın ki? Onların hepsi çürük yani. İçine bir şey koyup taşıyamazsın. Sobada yakmak için. He, tamam, tamam, anladım. Tabii alabilirsin. Sağ ol. Ha, dur öyle, içeride daha var, onları da getireyim. Dur. Tamam. Allah Allah. Ya Berk'in evi işte burası. Ben anlamadım, yanlış koluma falan mı bakıyorum? Komşu ev mi acaba? Başka ev yok ki. Berk işte. Aybike. Berk. Ne işin var senin burada? Hani işe gidecektin sen? Ben işe geldim zaten. İşe mi? Nasıl yani? Bizim evde mi? Bak işte konum öyle gösteriyor. Anlamadım ki. Aybike, geldin mi? Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum çıkmak için.
Ya ben anlamadım. Beni nasıl bekliyordunuz? E dün telefonda konuştuk ya. Sen dedin annemin yerine ben temizliğe gelirim diye. Ben de kuaföre gideceğim. Kapıyı açmak için bekliyorum seni. Annem temizliğe size mi geliyordu? Evet. Hem çalışıyordu hem de bizde kalıyordu. Ne yaptınız Allah aşkına? Kadını evden falan mı kovdunuz? Yazık. Vallahi acıdım haline. Acıdım da gel kal dedim bari. Anne. Neyse ben çok geç kaldım. Sen o zaman banyolardan başlarsın. Çok iyi temize yalnız bütün pislikler gitsin. Tamam. Ben çantamı alıp çıkıyorum. Hadi kolay gelsin. Benden sakladın. Annemin sizde kaldığını söylemedin belki. Çünkü annen öyle istedi Aybike. Ne olur Aybike burada kaldığımı, burada çalıştığımı duymasın dedi. Ama inan kazayla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Yemin ederim senden duydum ne olduğunu. Ne olduğu umurumda bile değil belki, anlamıyor musun ya? Bu ilişkiye ben bir şans daha tanımadan önce sana şart koştum. Dedim ki yalan yok. Ne olursa olsun yalan yok dedim. Ama sen bilmiyorum dedin. Yalan söyledin belki. Aybike ne olur dur. Yapma böyle. Bırak. Konuşmak istemiyorum seninle. Ya Aybike nereye gidiyorsun ama? Bir dinle ne olur bir dur. Nereye istersem oraya gidiyorum belki. Sen de git evini temizle. Ama banyoları iyice temizle olur mu? Bütün pislikler gitsin. Ya Aybike bir dur konuşalım. Aybike nereye gidiyorsun? Aybike! Of! Uf anne ya of! Yani vallahi bravo sana, harika. Ya o kadar zor dönemlerden geçmemize rağmen sen ne yaptın ettin? Şu teşekkürü aldın ya. Seninle gurur duyuyorum kızım. Ya anneciğim teşekkür ederim. Vallahi bak, beni eziklemesinler diye ben çabaladım, çalıştım, yılmadım ve başardım. Aferin sana kızım. Anneciğim bunlar ne? İkinci el satış mı yapıyorsun yine? Ay yok. Bu sefer öyle değil. Giyeceğim. Oo, nerede giyeceksin? Resul Bey beni yemeğe davet etti de. Bir arkadaşı İtalyan restoranı açıyormuş. Oraya gideceğiz. Vay 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 vay. Resul'e bak sen. Resul Bey'e. Sadece yemek. Harikacığım. Sadece yemek. Abartmayalım. Anneciğim, bu sadece bir yemek falan değil. Bak vallahi eminim buna. Sen dün ne dedin? Adam karısına boşanma protokolü bırakmış. Peki bugün ne yaptı? Seni yemeğe davet etti. Yani mesaj gayet açık değil mi sence? Bilmem. Öyle mi düşünmeliyim? Anneciğim, sen öyle düşün. Başka bir şey düşünmene gerek yok. Ver bakayım şunları. Anne, bu ne? Bu ne? Hadi bunu geçtim, bu ne? Soluk bunlar ya. Bak şimdi, sana güzel bir kombin yapacağız, tamam mı? Tamam da, abartmayalım anneciğim. Tamam mı? Tamam anne, tamam. Abartmayacağım. Bakalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Stresini atacağımız yer burası ha. Güzelmiş, ben beğendim. Acaba sonunda kavga etmeden bir parti bitireceğiz mi? Ben en çok onu merak ediyorum. Yani Tolga gelmezse olur gibi.
Bence gelmez yani. Karneye gelmedi. Kutlamaya mı gelecek? Aa. Süsen gelmiş bile. Wow. E siz herhalde kral kraliçe olmaya adaysınız yine. Wonderful. O bir seferlikti. Bu gecenin kral ve kraliçesi biziz. Başkasından kaptırma. Selam. Selam. Ya sen ne kadar güzel olmuşsun ya. Çok teşekkür ederim harikacığım. Anne, iyice gidecek bir şey bakayım. Hadi biz de gidelim. Bence konuşması için biraz zaman ver. Yani sinir gelsin öyle konuşursunuz. Ya Yiğit Asya, ben gerçekten onu üzmek için yapmadım ki. Ya harbiden onu düşündüğüm için yaptım ya. Ya ben senin niyetini anlıyorum ama ya sen de onu anla. Ağrına gitmiş demek ki. Ben anlıyorum. Ya, anlıyorum. Gerçekten ağlayacağım ya. Ömer abi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim abicim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Karne nasıl? Ya tabii ki takdir aldım abi. Sen beni ne sanıyorsun? Aferin. Senin nasıl karnen? Söylememe gerek var mı? Tabii ki. Şimdi yani bunun da bir tane selfie ile kutlamamız gerekiyor ama. Hadi yap bakalım. Yaparım tabii. Şöyle. Oldu, tamam. Çok çok teşekkürler. Ne demek? Görüşürüz. Görüşürüz abi. Selam. Konuşmayacak mıyız? Bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum ama tatlım ya. Tamam, hatalıyım. Özür dilerim. Ama annen istedi böyle yapmamı. Berkçim, bilmem farkında mısın ama biz en başından beri annelerimizin istediğini yapmıyoruz. Şimdi mi yapacağını tuttu? Üstelik ben annem nerede diye kafayı yemişim meraktan. Neyse, tartışmayacağım seninle. Asya'nın yanına gidiyorum ben. Aybüke'm, sen Doruk'u gördün mü? Geldi mi acaba? Görmedim. Doruk'u falan görmedim. Sen de merak etme ya. Boş ver, ilgilenme artık Doruk'la. İlgilenmiyorum ya ben Doruk'la zaten artık. Allah Allah. Ne oldu, canın mı sıkın senin? Yani biraz. Neyse, Doruk da gelir yani. Sen korkma, o kaçırmaz böyle bir geceyi. Ya korkmuyorum diyorum ya. İlgilenmiyorum yani. Ben üstünü kapatmaya çalışıyorum artık onun. Anlat, anlat. Heyecanlı oluyor böyle. Aybüke. Bundan sonra böyle mi olacağız Doruk? Yine aynı evin içinde yabancı mı olacağız? Zaten öyleydik. Ve aslında neysek öyle olmaya devam edecek. Kardeş değiliz yani artık. Bu kadar kolay mı ya buradan dönmek? Bundan sonra herkes tek çocuk bizim evde. Sen tek, ben tek. Hatta istediğin kadar Asiye videosu çekip izleyebilirsin artık. Bana karşı bir sorumluluğun yok yani. Amman azlı adamsın. Amman azlı adamsın be abi. Şöyle. Selam Doruk. Ah, selam Nera. Nasılız? Partiyi başladı mı? Çok güzel başladı.
Ama müzikler kötü. Sen çalmayı düşünmez misin? Yok ya. İnan hiç o havamda değilim bugün, biliyor musun? Bence olmalısın. Çünkü bana öncekinden sözün vardı. Evet ya. Kaldı o da, haklısın. Süper. Ya bu partide de ne veli var, ne öğretmen var. Bayağı güzel bir partiymiş ya. Ay bütün dönem tepemizdelerdi zaten. Bari buraya gelmesinler. Doğru diyorsun. İyi geldin. Seni bekliyorum zaten. Asiye, ben senin fotoğraflarını bastırdım bu arada. Arabadalar. Ne zaman istersen de verebilirim. Gerçekten mi? Vallahi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. 40 yılda bir şey istemiş. Ben tabii ki yapacağım onu. Nebahat Hanım, siz bir tek alabilir miyim? Tabii. Şöyle geçeyim. Yalnız beni şöyle çek, buradan çek. Çünkü bu tarafım daha güzel. Bir de şuraya gülümseyebilir misiniz? Tabii. Elbisemi boydan da alın. Ya ortak, sen ne yapıyorsun ya? Ya biz bu organizasyonu sizin aşkınızı belgelemek için yaptık. Niye böyle cenazede gibi duruyorsun? Biraz tebessüm et, az bir gül ya. Resul Bey, bir de sizi eşinizle beraber alabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Aa. Vakif niye arıyor şimdi beni? Hem de görüntülü. Efendim Akif. Suzan, ne yapıyorsun kız? Ya ben niye aradım seni biliyor musun? Hani sen şu Suzan Özkaya olmakla alakalı bir şeylerden bahsediyordun ya. Bak bak, ne göstereceğim bak. Evet, ışık çok güzel. Bir de buraya bakabilir misiniz? Evet, çok güzel. Teşekkürler. Ayrılık iddiaları doğru mu? Resul Bey, çıkan iddialar doğru mu? Ya arkadaş, ben bayılıyorum sana ya. Sürekli plan yapıyorsun, sürekli patlıyorsun. Nasıl olacak bu işler ya? Biz çok acıktık, kusura bakma. Daha fazla konuşamayacağım. Yemeğe gidiyoruz. Hadi. Öptüm. Senden nefret ediyorum Akif. Allah'ın belası. Ya... Gençler, hadi acıkmadık mı ya? Hadi. Hadi çocuklar, size de kolay gelsin. Hadi yeter bu kadar. Hadi bakalım, iyi akşamlar. Hayatım, hadi ortak. Selam Tolga. Selam Cemile. Beni aradığın için çok teşekkür ederim. Bir an önce buluşup konuşalım mı, ne dersin? Tolga, ben gidiyorum. Hoşça kal demek için aradım seni. Nasıl yani, nereye gidiyorsun? İstanbul'dan gidiyorum. Olmayacağım artık buralarda. Peki nereye gidiyorsun? Boş ver. Gidiyorum işte bir yere. Yani sen benden uzak kalmak için mi gidiyorsun peki İstanbul'dan? Yok, zaten gitmek istiyordum ben. Tabii son yaşadıklarımızın da etkisi var bunda. Cemile, yapma ne olur. Yapma ne olur. Bak haklısın, sinirlisin, kızgınsın bana biliyorum ama mantıklı düşün bak lütfen. Ben çok düşündüm Tolga. Umarım bir gün dürüst biri olmayı başarabilirsin. Çünkü ben biliyorum, senin içinde bir yerde iyi biri var. Bundan çok eminim.
Ama ben yapamıyorum. Ben seni iyileştiremiyorum. Beceremiyorum bunu. Kendine çok iyi bak. Cemre dur, kapatma. Hoşça kal Tolga. Cemre dur, bir dinle, dur, bir kapatma ne olur. Allah kahretsin, hepinizi geberteceğim. Onlar yüzünden gittin biliyorum, onlar yüzünden gittin. Ama hepsini ödeteceğim, hepsini ödeteceğim. Allah, bilmiyorum Asiye. O kadar kızgınım ki belki nasıl affedeceğim bilmiyorum. Ya yengem istememiş söylemesin Aybüke. Belki bir suç yok ki. Tamam da madem bir söz verdik birbirimize yalan söylemeyeceğiz diye tutsun o zaman. Neyse, hadi çıkalım. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben, kapımda akşam gülleri. Teminle tutuşurken senin haberin var mıydı bundan? Aynı, ateşim aynı, bulutlar. Hayır, yoktu. Aynı, gözyaşım aynı, sarı saçlım hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben, kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken kan kırmızı gözlerimden sancılarım gelip geçer. Kim üzülür, kim bekler seni? Ne gıcık kız şu da ya. Sarı saçlarımın yolasım geldi. Ben bir tanem, ter içinde içim bileylenir. Kan kırmızı gözlerimden sancılarım gelip geçer. Kim yakar beni? Sen tabii ki, sen bir tanem, ter içinde içim bileylenir. Kan kırmızı gözlerimden sancılarım gelip geçer. Kim üşütür, kim yakar beni? Sen tabii ki, sen bir tanem, ter içinde içim bileylenir. Evet gençler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şimdi bütün gençleri piste bekliyorum. Herkes dansa. Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Wonderful'um, dans edelim mi? Sen varsan. Vallahi ayakkabımı yeni aldım. Bak çok seviyorum, basmayacaksan olur. Söz ya, tamam basmayacağım. Hadi gel. Yanar içim. Bu arada senin bu akşam için bana bir dans sözüm vardı. Hatta ne olursa olsun diye verdiğim bir söz. Şimdi benimle dans eder misin? Ben senin gibi değilim tatlım. Verdiğim sözü tutarım. Mutlu bir ömür için sen varsan her yer huzur. Bu da iyiymiş. Yanar içim. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Kız sana iyilik yapmak istemiş. Sadece nasıl yapacağını bilememiş bence. Ya fazla kızdın. Öyle mi diyorsun?
Evet. Yani niye kötü bir niyetim olsun ki zaten? Bu şarkı kalbimin tek sahibine ömürlük. Ömer, ben gerçekten onu bilerek öyle şey yapmak istemedim ya. Ben dans edelim mi? Ha? Dans. Dans edelim mi? Muzlaşmış aşkım yüzüne. Kandırmak için dans ediyoruz galiba. Tamam. Bilmiyorum. Aa, rahatsız olduysan bırakalım. Yok canım, niye rahatsız olayım? Alt tarafı bir dans sonuçta. Bak, herkes dans ediyor zaten. Evet, doğru. Bu da ödev için miydi Asiye? Efendim? Hani sırf Kaan çağırdığı için değil de ödev için gelmiştin ya bizim eve. Bu da herhalde Kaan'la dans etmek istediğin için değil. Ne bileyim ben. Müzik ödevi için falan olsa gerek herhalde. Değil mi? Ya Doruk, biraz fazla abartmıyor musun ya? Herkes dans ediyor, biz de dans ediyorduk. Yani ne olabilir ki sonuçta? Öyle mi paşam? Tadınız mı kaçtı? Doruk, sen güzel güzel şarkını söylesene. Arkadaşlarla muhabbet etsene, sohbet etsene. Niye burada yüzüme zaman geçiriyorsun? Bak bak bak. Bana mı bozuldun sen? İlginizi çektik demek ha? Güzel. Oysa ki ben gözlerinizi Kaan Bey'den alamıyorsunuz sanıyordum Asiye Hanım. Şaşırdım. Doruk, abartmaya devam ediyorsun. Daha da abartıyorsun. Bence komik duruma düşme. Gerçekten öyle bir şey yok. Ne biçim konuşuyorsun lan sen ha? Doruk. Kimmiş oğlum komik? E tamam, dur. Sakin ol. Bak, yanlış anlıyorsun. Ya tamam, sakin olun. Doruk, tamam, sakin ol. Ne oluyor Asiye? Bir şey oldu yok. Doruk yine saçmalıyor. Oğlum, ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? He? Saçmalıyor maçmalıyor. Asiye'ye hava mı atıyorsun lan? He? Doruk, tamam, sakin ol. Ömer. Ömer! Ne yapıyorsun lan? Rus! Olcan! Lan oğlum. Dur, dur. Lan, dur. Gel lan buraya sen. Ömer, Ömer, hayır. Ömer, Ömer, lütfen. Ömer, hayır. Çekin lan. Ömer, hayır, Ömer, lütfen. Abi, Ömer, bırakın şunun çenesini koparayım ya. Ömer, tamam, Ömer. Lan bırak. Sizin yüzünüzden lan. Gel lan buraya. Oğlum, az bir senin yüzünden oğlum. Ne demek? Senin yüzünden oldu her şey. Cemile senin yüzünden gitti, duydun mu beni? Tamam, dur. Oğlum, dur, dur. Tamam, yeter. Lan ne yeter, yetmez. Geberteceğim oğlum sizi. Tamam, tutsana. Ömer. 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 Ömer
Boşuna gitti mi lan? Ömer tamam. Geberteceğim lan seni. Lan oğlum buradayım, gel. Şşş, gel lan. Bırak. Ya Tolga defol git artık, defol git. Ben şimdi gidiyorum. Ben şimdi gideceğim. Ama ben senin peşini bırakmayacağım oğlum. Ben senin peşini bırakmayacağım. Ben senin peşini bırakmayacağım lan, duydun mu? Bırakma oğlum, buradayım, gel. Gel oğlum, gel. Bırak lan sen de. Şerefsiz herif. Ömer, iyi misin? İyiyim, iyi. Asiye, iyi misin? Tuvalete gidelim mi? Elini yüzünü yıkarsın. Yok, ben yıkarım elimi yüzümü de, sen Ömer'e baksana. Dur. İyiyim, iyiyim Şükrü. Var mı bir şey? Yok. Sen de? Yok. Nerede iniyor lan? Ömer! Oğlum yangın var! Yangın var! Dışarı çıkın! Dışarı çıkın! Burası da yanıyor! Burası da yanıyor! Buraya da bakın! Sakin olun! Sakin olun! Tamam, sakin olun be! Sakin! Burada bir de bir kapı var. Anahtarını bulun. Tamam, anahtar kimde? Anahtar. Kapının anahtarı kimde? Dikkat edin. Kapının anahtarı kimde? Nerede? Anahtar kimde? Anahtar kimde? Anahtar kimde? Anahtar nerede? Anahtar. Ya anahtar nerede? Anahtar nerede? Ya kim var yetkili burada oğlum? Anahtar kimde? Koş hadi. Harika, harika. Harika, geç. Harika. Geç, geç. Yavaş geç. Yavaş. Tamam. Sakin, yavaş, sakin. Yavaş, sakin. Tamam, sakin. Tamam, sakin. Tamam. Herkes bu taraftan. Herkes sakin. 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 Hadi çık. Tamam, sakin. Tamam, sakin. Sakin.
çıkın. Hadi çıkın. Yavaş yavaş yavaş. Hadi. Geç 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 geç. Sakin sakin. Çabuk çabuk. Tamam sakin sakin. Geliyorum. Sakin geliyorum. Tamam. İyisiniz değil mi? İyiyiz. Harika. İyiyim, iyiyim, tamam. Aybike? İyiyim, sen? İyiyim. Süsen, iyisin değil mi? Herkes burada mı? Berk! Berk, iyi misin? Tamam. Asiye ile Ömer nerede? Asiye. Ömer ile Asiye nerede? Ömer! Hı? Asiye! Oğlum Ömer ile Asiye yok. Ne demek Asiye yok oğlum? Ya gören yok mu? Asiye! Kimse mi görmedi? Asiye, Ömer! İçeriden çıktığını gören yok mu? Ömer! Asiye, Ömer! Ömer'i gördünüz mü? Asiye'yi gördünüz mü? Asiye nerede lan? Gören yok mu ya? Asiye dur, gel. Şunlar, aç. Aç. Asiye, kurtaracağım Asiye. Ömer, Asiye. Kurtaracağım abim, dur. Thank you.
Sen kimse yok mu? Asiye, kurtulacağız tamam. Kurtulacağız. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Ömer! Ömer, ben nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Asiye, yardım edin! Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda. Vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp.